Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftanın Raw ve SmackDown, aynı zamanda güreş gündem, değerlendirme, radyo, canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda sunucumuz Ahmet Tahir Buldogi var. Hoş geldin Ahmet. Buldogi artık mağaraja. Mağaraja mı oldu? Ben eski alışkanlıklarımı bırakamıyorum. Buyurun. Yine asil üyelerden Boğaç Vilyancı var. Hoş geldin Boğaç Ülker. Murat Ülker'in kendisi yeğeni olur. Merhaba. Amcana çok selamlar bu arada. Aleyküm selam. Eren de burada. Revolution yeni bugün aramızda. Bakalım kendisinin yorumlarını iyi bulursak aramıza alırız. Bulmazsak da artık 15. 20. dakikada falan yollarız. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk, sağ ol. Üstünde baskı hissediyor musun? Var biraz. Nasıl, böyle heyecanlı mısın? Canlı yayının sendeki bıraktığı izler nasıl? Aynen, biraz şey var, heyecan var. Şu an önümde Raw'la SmackDown'ı tartışma konuları var. Öyle bir şey, hazırlık var yani. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir şanti yaparız, sen kendine gelirsin. Doğru. Aynen. Birazdan meditasyon yaparız Maharaja Nicky ile bilinen Ahmet Dair ile beraber. Şanti. Hikmet de burada. Hikmet hoş geldin. Hoş bulduk. Kaan burada. Hoş geldin. Kutay da burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bugün biraz yorumcu ekibimiz kalabalık. Zaten çoğunu konuşturmam ben. Hep laflara falan dalarım. Böyle gıcıklıklar yaparım. Evet, hazırlık geldi. Şiir oku. Şiir de okurum. Sonra hapise de girerim belki. Ne? Yasin göndermeler. Bir daha muhtar bile olamaz. Belki muhtar da olmayız. Doğru diyorsun. Güreştürkiye muhtarı. Adminlik de alınır belki de böyle. Kim bilir yani. Yerde de ya böyle gidiyor şey kariyer hırsızlık. Pardon, biraz fazla siyasi. Neyse, en iyisi YouTube'da keseyim burayı. Evet. Evet. Chat'te kimler var? Numan İnci var. Gerisi biliriz. Murat var. Sniper var. Stephen Truvey var, Moneymakers var, misafir kullanıcılarımız var. İlerleyen dakikalarda chatte hareketlenip kendini bulacaktır. Biraz chatle muhabbet edelim. Murat, nasılsın kardeşim? Hoş geldin. Stephen Truvey de, sen de hoş geldin kardeşim. Diğer arkadaşlar da hoş gelmişler. Evet Ahmet, Güreş Türkiye 9. senesini geride bıraktı. Dün harika bir radyo yayını yaptık. Neler dersin? Dün gerçekten çok kutlu, kıvançlı gündü üyelerle beraber. Ben de bir üye olarak tabii ki katıldık, bunu kutladık. Çok mutluyuz. Böyleydi yani, böyle bir gündü. Evet, zirvedeyim, sesin gelmiyor dedi dün Boğaç. Boğaç Güreş Türkiye izlemeyenleri olarak, platformu olarak 9. senesinde tek başına zirvede. Neler diyorsun Güreş Türkiye'nin 9. senesiyle alakalı? Vallahi Allah zeval vermesin web sitemize, topluluğumuza, forumumuza. Güzel bir 9. yıl kutlamasıydı. Dün bayağı eğlendik bence yani, hepimiz burada bayağı keyifli dakikalar geçirdik. Hem chat hem biz burada radyo ekibi olarak katılan misafirlerle beraber. Nice yaşlara diyelim, hani nice böyle güzel radyolara, nice eğleneceğimiz güzel günlere. Darısı hoop, TR'nin süper başına diyelim. Süper. Aynı şekilde bu da YouTube kaydı olacağı için, YouTube'da da binlerce insan dinliyor bizi, tüm YouTube halkına Güreş Türkiye'nin 9. yılından selam olsun. O zaman söz sende sevgili Ahmetciğim. Evet, güreş gündemiyle hemen isterseniz sıcak bir giriş yapalım. Aslında haftalık şovlar pek kaydeder bir şey yoktu, fakat yine konuşacağız haftalık şovlarda da. Haftalık şovlarda Undertaker'ı gördük, 24-7 kemerinin değişimlerini gördük. SmackDown'da düğümlerin çözüldüğünü gördük. Fakat ona gelmeden önce bu haftanın güreş alemi için flash duyurusu. Hikmet, seninle başlayalım. Eric Bischoff ve Paul Heyman SmackDown ver. Ne? Ne mi? Eric Bischoff ve Paul Heyman, Hikmet. Heh, tamam. Devamını getireceğini sandım da. Buyurun. Bence çok hoş bir karar oldu ama işte Vince'den korkuyorum şimdi bu adamların iki günde bezdirir diye. Ondan ötürü ilk bir ay temkinli yaklaşmayı düşünüyorum. Allah kolaylık versin, ne diyeyim adamlara.
Peki Eren bizimle misin? Aynen buradayım. Evet Eren, Eric Bischoff, Paul Heyman heyecanlı mısın? SmackDown ve Raw'un çehresini değiştireceğini düşünüyor musun? Yani şimdi Paul Heyman'ın bir ECW geçmişi var zaten. Adamın hani şu anki herkesin ümitli olmasındaki sebebi adamın bu ECW'da yaptığı işler. Hı-hı. Ama bir yandan şey de var. Mesela benim en son açtığım bir haber konusunda hani fikirlerinin hemen uygulanmayacağı ve uzun vadeye yayılıp zamanla bir gelişme sağlanacağı söyleniyor. O yüzden hemen de heyecanlanmanın pek bir faydası yok. Ne kadar çok heyecanlansak da. Evet, aynı görüşleri paylaşıyorum. Kaan, sana gelelim şimdi. Eric Bischoff mu Paul Heyman, hangisi için daha heyecanlısın? Ya, Paul Heyman bence daha büyük bir güreş aklı ama hani zamanında 2006'da ECW böyle yazarken de WWE versiyonunu Vince'le hep creative difference'ları olmuştu. Yani 6-7 aya hani tam kontrole yakın bir kontrol olursa büyük ihtimalle Vince'le yine anlaşamayıp ayrılır gibi geliyor bana. Evet yani. Peki evet. Şeye dönelim bir de Boğaç, sana dönelim. Yani monoton bir dönem geçiriyoruz Raw ve SmackDown şovları için. Sürekli kendini tekrar eden, yeni şeyler sunamayan ve buna paralel olarak reytinglerde de dibi gören. Acaba evet. Değişimi yeterli olur mu? Yani işte aslında soru şeye çıkıyor. Bu iki isme, yani Heyman'a ve Bischoff'a ne kadar yaratıcı sınırsızlık tanınacak? Yani ki ben açıkçası bu sınırsızlığın tanınacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hadi Paul Heyman, Brock Lesnar'ın menajeri, öyle ya da böyle şovlara geliyor. Öyle ya da böyle şirketin bir içinde ama Eric Bischoff'un hiçbir şeyi yok. Hani direkt olarak bağlayan hiçbir durum yok. O yüzden Eric Bischoff gibi bir adamı getiriyorsa Vince McMahon, yani biraz aslında kendi gücünden hani yani ne denir eksilteceği için hani kısmen de olsa bence Bischoff'u getiriyordur ve o sınırsızlığı tanıyabileceği için Bischoff'u getiriyordur. Bu iki ismin hemen olmasa da belli bir süre içerisinde reytinglere ben ciddi şekilde etki edebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu adamlar harbiden bu camiayı bu şova bu camiaya emek vermiş iki insan. Bu camiayı çok iyi tanıyorlar. Eski kurtlar. Evet. O yüzden kısa dönemde olmasa da biraz daha orta uzun dönemde reytinglere ciddi şekilde etki edebilirler. Kutay, bizimle misin? Senden de kısa görüşler alalım Eric Bischoff Bayman'la alakalı. Şimdi Bischoff WCW'nun, Heyman ECW'nun en büyük ismi. Hani bak, dışarıdan baktığımız zaman zaten heyecanlandırıyorlar bizi ister istemez. Hani diğer arkadaşlarımızla katılıyorum. Kısa dönemde pek bir etkisi yaratmayacak olsa da orta uzun dönemde iyi bir etki, bir izlenim bırakabilirler. Hani başka da görüşüm yok şu an. Bu arada Vince'in bu olaydan haberi olmadığıyla ilgili bazı şeyler dönüyordu forumda en son. Yok artık canım. O kadar da yok. Vince olmaz McMahon, öyle. Vince McMahon olmadığı yerde kuş uçmaz. Kuş. Evet, Burak ve Vince McMahon eskiden çıkarları çatışan bir ikiliydi. Fakat son dönemlerde iyi bir dostlar. Ve SmackDown gibi çok önemli bir markasını Bischoff'a emanet ediyor Vince McMahon. Acaba evet. Artık egolar bir kenara mı gitti? Yani şimdi Vince McMahon'ın egosunun şirket olduğunu düşünmekte fayda var. Vince McMahon egosu kişisel bir ego değil, şirketin üzerine kar yapma hırslarıdır. Stephen Truway demiş, hala yeni şeyler sunamıyor, hatta haberleri bile çıktı. Kesinlikle katılıyorum. Vince McMahon şöyle bir haber düştü son günlerde. Vince McMahon yeni fikir bulamıyor SmackDown'a diye haberler yapıldı. Bu minvalde de hemen ardından böyle bir duyuru geldi. Olabilir mi? Olabilir. Ben açıkçası Vince McMahon'ın da yaş ve zihnen çok da ileride olduğu kanaatinde değilim. Son zamanlarda arka alandan düşen haberlerin gerçekçilik payının olduğu kanaatindeyim. Baktığımız zaman bu minvalde yapılan, bu yolda yapılan yenilikçi adımlara da her ne kadar Eric Bischoff, Paul Heyman çok fazla yani dinozor isimler olsa da varım. Ama Boğaç'ın dediği şey çok önemli. Bu insanlara senaryo yaratma konusunda nasıl özgürlükler tanıtılacak? Yine aynı senaryo ekibi çalışıp
rol oynayan Eric Bischoff, Paul Heyman mı olacak? Yoksa gerçekten senaryolar hakkında söz sahibi olacaklar mı? Bence bunu da birkaç show sonra bu konuda değişim yaşayıp yaşamadığımızı görerek bir fikir sahibi oluruz. Evet, o zaman güreş gündeminin ana noktalarından birisi bu hafta buydu. Eric Bischoff ve Paul Heyman'dı. Show değerlendirmenin ardından All Elite Wrestling Fighter Fest'le alakalı da konuşacağız. O zaman Raw'a geçelim istiyorum, siz de uygun görürseniz. Bu hafta Raw'a dair konuşacak şeylerin başta tabii ki Undertaker geliyor. Undertaker sürpriz bir görünüş yaparak Roman Reigns'in imdadına yetişti ve Shane McMahon ve Drew McIntyre'a güzel bir ders verdi. Kaan, seninle başlayalım bu sefer. Sene 2019 Undertaker geri döndü. Hem de Goldberg maçından sonra çok tepki çektikten sonra ne dersen Undertaker'a? Ya 9 sene geç kaldı güreşi bırakmak için. Hala inat etmesinin bir anlamı yok bence ama. Ama yaşı da genç aslında. Sayılır yani 55-56. Vücudu da iyi ama o kalça sakatlığı çok etkiliyor ve hani çok gerek yok yani bu kadar artık zorlamasına. Yok Extreme Rules'ta güreşmesine falan filan. SummerSlam'de de maça çıkacak deniyor şimdi. Yani önümüzdeki WrestleMania'da bırakırsa okey ama yani bu kadar fazla görünmesine gerek yok bence artık kendisinin. Evet Hikmet, sana dönelim. Roman Reigns'in imdadına yetişti. Aslında Roman Reigns de bayağı mevzuları olan bir isimdi kendisi. Roman Reigns biliyorsun onu WrestleMania'da mağlup etmişti. Yani. Bu hafta geldi Roman Reigns'in imdadına Hikmet. Vallahi ben açıkçası olayı gördükten sonra beni bir gülme tuttu yani ne alaka. Evet. Hani Shane'le bu adamın kişisel bir derdi sanırım 2016 gibi gitti falan bitti. Roman Reigns'le ne alaka? Roman Reigns'le bir derdi vardı hadi onu anladık da onu tekrardan da şimdi o damarı o yarayı kaşırsa daha çok şey patlayacak. Ben Roman Reigns'e bir daha feud'e gireceğini de düşünmüyorum. Ne mantıklı oldu yani. Herhalde çaresizlikten bu senaryoyu bulabildiler bu adama tek. Evet, çaresizlik mi? Eren, sen ne dersin? Ya buna biraz şimdi önce bir şunu da bir sormak lazım. Şimdi bu adam Goldberg maçından sonra üstüne bu kadar negatif tepkiyi çekti. Bu geri dönüş Goldberg maçı olmadan olsaydı mesela Arabistan şovunda o maç olmasaydı şu an yine bu kötü tepki üstünde olur muydu dönüş yaptığı için bunu bir düşünmek lazım aslında. Şimdi geri dönüş mantıklı mı değil ama işte adamların elinde başka bir opsiyon da yok. Shane'le bir feud'u vardı, Roman'la bir feud'u vardı. Artık ikisini dengeleme adına böyle saçma bir hamle yaptılar. Yani SummerSlam'de büyük ihtimalle Roman'la ya da Shane'le maça çıkacaktır tek tek. Bakalım. Zaman gösterecek. Boğaç, sen ne dersin Undertaker'a? Valla şu Goldberg maçıyla alakalı ben açıkçası çok Taker'ın hatası değil de maç geneli olarak Goldberg'in kazmalığı olduğunu düşünüyorum. Yani orada biraz bence ufaktan da olsa haksız eleştiri var ona karşı da geri dönmesini saçma buluyorum. Forumda da yazdım, burada da söyleyeyim. Benim aslında Taker'la alakalı istediğim şey Hikmet'le Kaan'ı hatırlarlar. Siz de aslında 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyor olmanız lazım. Kobe Bryant'la Dwayne Wade final sezonlarında NBA'de böyle her gittiği salonda tebrikler aldı, teşekkürler aldı. İşte böyle çok hani nasıl denir? Veda çok özel turu bir şekilde. Ha? Veda turu diyelim. Aynen bir veda turu oldu onlar için. Taker de böyle bu seneyi sesim geliyor değil mi? Yani, şimdi geliyor. Tamam. Taker de bu seneyi bir veda turu olarak alsa hani o şekilde yapsa ben açıkçası memnun olurum. Hani böyle gelecekte Roman'la feud'a gelecek gibi değil de yani WrestleMania'da bitecek şekilde bir veda turu yapıp artık kariyerini sonlandırsa çünkü gerçekten ben o adamın artık ringde sakatlanacak diye ya ödüm bokuma karışıyor ya. Ringde gerçekten ödüm diye. Bokuma karışıyor. Bence ölecek diye korkmak lazım yani. Allah Roman Reigns yaptığı maçta zaten artık o seviyeye gelmişti baya. Ben izlerken korkmuştum onun için mesela. Maçın sonlarında. Bu sefer ölür mü Buğra Gür Rick'te Undertaker? Yani ben hatırlamıyorum Undertaker'ı son birkaç senenin
Yani son 2-3 senenin en zirve formunda görüyorum. Undertaker son birkaç senede hiç olmadığı kadar hareketli ve zinde biçimde fiziksel olarak iyi durumda güreşiyor. Tabii ki izleteceği şeyler kısıtlı ama yani karşısına Goldberg değil de daha genç bir isim çıkarılırsa daha farklı şeyler yaşatabilir, duygular hissettirebilir bize diye zannediyorum. Roman Reigns'e takım olması etap biraz ilginç oldu. Çünkü Roman Reigns Undertaker'ın WrestleMania'da her şeyini elinden alan adam. Yani tamam Brock Lesnar başka bir seviye fakat Roman Reigns de Brock Lesnar'ın galibiyetini tasdikleyen isim. Takım mı olacaklar? Gerçi bu da bir soru işareti de. Hani Roman Reigns'i kurtarmaya gelmesi enteresan. Öte yandan Shane McMahon hakkında bir şeyler konuşmak gerekirse gerçekten federasyonda şu anda en çok eğlendiren güreşçi diye düşünüyorum fanları ve aynı zamanda smart kesimi. Shane McMahon'ın yükselişinde kemere doğru gidişini de şevkle seyrediyorum diyebilirim. Yani ben biraz şey belki eski kafalıyım. Belki yeniliklere açığım. O arada bir yerdeyim. Shane McMahon'ın da ana kemer ihtimali beni heyecanlandırıyor. Cyper yazmış. Ölü adamı ringe gömmeden salmayacaklar. Taker'ın ringde ölüp ölmeyeceğine dair bahis konusu açılsın demiş. Stephen Truve eklemiş. Extreme Rules'taki maçı Taker'ın Reigns'i çok eslemlemesi kurtarır demiş. O kadar umutsuzum diye eklemiş. Böyle Ahmet. Bu arada bir live event'te Ahmet sözünü hemen başlamadan sana söyleyeyim. Bir live event şovunda sanki Taker, Strowman bir de Reigns takım oldular. Evet evet. Değil mi? Öyle bir evet. Öyle bir olay oldu. Madison Square Garden'da mıydı? Neredeydi? Evet evet Madison Square Garden'da. Rakipleri de biri Kevin Owens'ta geri kalanını hatırlayamadım ya. 3-3 bir maç vardı. Bah. Duası kabul olmayan rakibi olarak. Kevin Owens tuş oldu hatta o maçta. Yani, Tombstone'u da o yedi de diğer iki isim kimdi ya? Evet Undertaker muhabbeti çok şey olmadan uzamadan son bir kez Buğra Güre bir soruyu daha sormak istiyorum. SummerSlam için Baron Corbin düşünülüyor Undertaker rakip olarak. Yani yeni isimlere karşı Undertaker bir şeyler yapabilir demiştin Buğra Gür. Baron Corbin çok tempo yapabilen bir isim değil. Baron Corbin Undertaker'ın rakibi olarak maç kartı üzerinde güzel duruyor ama yani Goldberg'den çok farklı bir maç beklemiyorum. Yoksa Kurt Angle'dan sonra sıradaki isim Undertaker mı? Yani? Oh! Ne? Ahmet bundan çok memnun olacaktır bence. Harika olur var ya. Tarafsız bir şeyle bakmaya çalışıyorum. Bu tay senin yorumlarını almadık. Undertaker, Shane McMahon, Drew, Roman Reigns. Şu an Shane McMahon biliyorsun Kutay. Her iki şovda da bayağı süre gasp ediyor. Yani gasp ediyor demeyeyim. Gasp ediyor abi. Gasp ediyor mu? Tam bir sımar. Ne demek o adam hak ediyor. Pardon. O adama o kemeri verecekler. Neyse Kutay evet seni dinliyoruz. Undertaker'ın dönmesi tabii ki de biraz şaşırtıcı bir durum. Ve bu olaydan daha tuhafı maç kartında Undertaker'ın tag team maçında duyurulmuş olması. Hani artık yönetimin kafasının başka yerlere gittiğini düşünüyorum ben. Hani Arap şovunda Goldberg'i öldürdük onu hacamat ettik yok ettik. Ama bu bizi kesmedi. Stomping Grounds arada kaynadı. Undertaker'ı da öldürtelim. Drew da onu öldürsün gibi bir şeyler düşünüyorlar herhalde. Yani artık bilmiyorum. Hani bayağı bir beyinleri yanmış gibi görünüyor. Evet, bakacağız artık. Zaman gösterecek. WWE şampiyonluğuna yeni rakip. Sami Zayn'i mağlup eden Kofi Kingston'a yeni bir rakip geldi. Artık Dolph Ziggler sefası yok. Artık yeni rakibi Samoa Joe. Kaan Samoa Joe dedik. Yani daha düşük prestijli kemeri kaybedip ertesi şovda tek hareketle daha büyük prestijli kemer maçına çıkmaya hak kazanıp kazanabileceğini düşünmüyorum ben bu maçı. Yani zaten Kofi Shane McMahon'e kadar tutacak büyük ihtimalle. Evet. Yani çok Joe'nun yani tamam geliyor arkadan boğuyor falan güzel hani tehlikeli bir isim gibi ama hiç inandırıcılığı yok bende ya.
Öyle benim mi? İçin. Hani ana kemer potası için yok. Yani Eren, düşünmüyorum alabileceğini herhangi bir noktada şu an için. Eren, bir de seni dinleyelim. Samoa Joe Kofi'ye saldırdı arkadan. Sence sıradaki WWE şampiyonumuz Joe olur mu? Joe kemeri alamaz ama yani haftalık şovlarda üstün çıkıp klasik pay-per-view şovlarında mağlup olan kötü adam rolünde olacak Joe. Yani ondan ileri gideceğini sanmıyorum. Ve Kofi aynen kemeri şeyine kadar tutacaktır büyük ihtimalle. Evet. Lazer'dan belki çok bir sürpriz hamle olursa Fox anlaşması için Lazer'dan bir keşin yiyebilir. O da çok düşük ihtimal yani. Evet, bir de Burak Gür'e dönelim. AJ Styles'ın peşinden çok koştu Joe kemer için ama olmadı. Acaba Kofi sıradaki kurban olur mu? Ya bir zahmet olsun gerçekten Kofi Kingston. O kadar prestij kaybı ki kemer için. Herhalde yani kemerleri birleştirecekler tekrardan. Bu wild card muhabbetiyle vesaire. Kofi Kingston'ın bitmek bilmez serenatı mı diyeyim? Hiç hani, saltanatı mı diyeyim? Anladın mı? Bitmek bilmez saltanatı da bu yüzden devam ediyor olabilir. Zeno yazmış. Joe Kofi'den alsa 20 santim ciğer. Ne? Ne? Hayda. Abi sakin. Evet, burada söz hakkı sevgili Boğaç. Evet. Valla. Ben çok bir şey söylemeyeceğim. Biz bu filmi daha önce izledik. Boğaç bir yoksa ben inanmıyorum abi bu işe. Biz bu filmi daha önce izledik. Ben inanmak istiyorum ama bu şirkette Samoa Joe gibi aslanların aslanı adamı hayatta ana kemer falan vermezler. Haydi. Yok yani, Boğaç bile inanmıyor. Ben ya abi inanmamamın sebebi şu. Kofi'yi o kadar saçma bir hype'ladılar ki saçma bir momentum verdiler herife. Gidiyor çatır çutur maç kazanıyor ya. Kofi Kingston'sın sen abi ya. Yılların mid card'ır adamı geldi. Yok onu yeneyim. Yok pay-per-view'da Kevin Owens'ı yeneyim. Yok ondan sonra Dolph Ziggler tokatlayayım. Sen kimsin ya? Değil mi ama? Yani... Ben sinirlendim. İşte Joe da bu yüzden kazanamayacak abi. Boşuna ümitlenmeye gerek yok. Ama haftalık şovlarda harbiden çok güzel döver. Orada evet. İçimizin yağları biraz erir. Doğru. Evet. Bakalım Hikmet. Yani Kofi ben paylaşmıştım herhalde. Hiç yenilmemiş WWE şampiyon olduğundan beri. Akabinde de biliyorsun bir gecede 5-6 kişi falan yeniyordu. orada da Samoa Joe yenmişti şu Gauntlet maçı olaylarında. Evet Hikmet, senin de görüşünü alalım. Joe ve WWE şampiyonluğunun kaderi. Yani Joe bir de Raw'dan gelen bir isim olduğu için şimdi kemeri alma ihtimali düşük yani. Gerçekten konuşmak gerekirse. WWE bizi böyle oyalıyor işte. Size şunu verdik, bunu verdik hesabı. Herhalde Eylül'e kadar da büyük bir kemer değişimi olmaz. Belki SummerSlam'de olur. Çünkü Fox'da artık bastırmaya başlayacaktır bir yerde. Kofi Kingston ne diyebilirler yani. Temennim seviyenin biraz daha yukarı çıkarılması. Ama şöyle de bir şey var. Kofi Kingston ringe belinde pankekle geliyor. Nereye kadar çıkardır? Yani tam bir umutsuz vakaya döndü bu şampiyonluk. Yazık oluyor yani. Kısaca böyle diyeyim. Kutay, Kofi Kingston, WWE şampiyonluğu Samoa Joe. Artık Kofi bir salsın diyeceğim ama salmayacak, o bizi dinlemeyi pek sevmiyor. Samoa Joe için de artık yeter. Yani bu adamın harcamaları gerçekten yeter. Hani Rey Mysterio'ya tuş olmadan kemerini kaybettirdiler. Geri aldı, Ricochet'e kaybetti. Şimdi işte sırada Kofi'ye kaybedecek. AJ'ye kemer için gitti. Orada kaybetti. Ya Rey Mysterio'cuyum. Money in the Bank maçından sonra Samoa için ağladım ya. Resmen ağladım maçtan sonra. Ondan sonra dövdü de biraz rahatladım. Evet. Güreş böyledir Kutay. O zaman Rav'a dair... Kutay'ın... çok şeyi yaşaması güreşi, derinlerde yaşaması. Evet, yaşıyor. Rav'a dair son dişe dokunduğu şeyden de bastı. Rav'ı puanlayıp SmackDown'a geçelim. 24-7-24 şampiyonluğu bayağı bir el değiştirdi. Ben artık saymayı unuttum. Cedric Alexander aldı.
EC aldı. Heath Slater aldı. Evet. Heath Slater aldı. Başkası aldı mı? Bir de en sonunda Arthur aldı işte. Hadi. Ben almamışım ya, zaten tamam. Yani. böyle iddialar var. Aksaray'a falan gitti Kemer havaalanı. Yok, halen Ankara'da olabilir Kemer. Ben Kemer bende ya. Şurada bir yerdeydi. Nerede o? Özür dilerim. Çünkü evet. Beni kaybetti işte. Kaan seninle başlayalım. Arthur hayvan gibi eğlendiriyor değil mi? Ya çok güzel de bir şovu da kemersiz bıraksın, sonraki şov geri alsın artık ya. Onunla bitmesin artık. Hep kemer onda bitmesin. Başka bir ya da neyse kaybetsin, hani şey gibi. Mevrik'e kaybetti, düğünde aldı, onun gibi. Hani SmackDown'a kadar başka bir yerde alsın ama şovda onunla bitmesin istiyorum. Onun dışında gerçekten çok güzel ilerliyor. 24-7 çok memnunum. Ben. Peki Drake Maverick'e ne diyorsunuz? Eren, senin Drake Maverick yediğin şampiyonlarla alakalı görüşlerini alalım. Şimdi Truth'un Drake'in arasındaki bir segment vardı. Hatırlamaya çalışıyorum da. Mesela o Truth'un bu 24-7 şampiyonluğun süresindeki bütün segmentlerine eğlendim ben. Şu Raw Show'undaki olay zaten hani muazzam diyebilirim. Hani eğlendiriyor insanı yani ama Truth 8 kere mi oldu şimdi şampiyon yoksa 9 yaptı mı? 8. 9. 9 dedi de. 9. 9 oldu değil mi? Yani 10'da büyük ihtimalle hani ondan sonra başkası alacaktır diye düşünüyorum ama ben de aynı şekilde her şovun sonunda Truth'u şampiyon olarak görmek artık yavaş yavaş bayacak ne kadar eğlenceli olsa da. Evet. Hikmet bir de sana dönelim. Valla ben artık biraz daha farklı şeyleri tema almaya zamanı geldiğini düşünüyorum. Hani Truth tamam iyi hoş da biraz salsa fena olmaz. Çünkü çok malzeme olacak eleman var. Hani Mevre'ye verseniz onda da bir sürü malzeme çıkar. Yani böyle deneme hep bir isimde kalmak bir süre sonra seyircinin ilgisini kaybettirecektir. Şu anda ilgi çok iyi. Ama günleri sınırlı gibi duruyor. Bakalım. Göreceğiz. Boğaç sen ne dersin? Şey 7-20 yurtla alakalı mı? Evet. Artık Arthur'u şampiyon görmeyelim. Tek isteğim bu. Yoksa bence Kemer hala çok güzel gidiyor. Yani Kemer hala hatta iki şovunda giden en iyi şey olabilir. Uğra Gür, bu temennilere katılıyor musun? Arthur sıktı mı? Ya Arthur artık devretmeli. Biraz salmalı dedikleri gibi arkadaşların. Ama hani işlenen bir story var. Onun için saygı duyulabilecek bir şey senaryo olarak görüyorum. Yani hani yarınlarda hani bugünleri iyi hatırlayacak mıyız? Bence iyi hatırlayacağız. Onun için sıkıntı değil bana göre. Az önce Hikmet'in yorumuna Zenon'un bir cevabı var. O da güzel. Onu okumak ister misin Ahmet? Değil. Ben chat baktığında kapalı şu an. Görmüyorum ki. Ama süper. Dediğime baksaymışım. Dur ben okuyorum. Dediğime baksaymışım. Seviye biraz daha mı yukarı çıksın? Seth Rollins'i duymadın herhalde. Burası stilve daha yukarısı yok. Chat box'ı açtım şu an. Zeno evet. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Allah'ını şey söylemiş. Evet Rav böyleydi. Rav aslında dediğimiz gibi bu hafta çok eğlenceli bir Rav değildi. Fakat isterseniz puanlayalım. Boğaç, Rav 5 üzerinden puanın kaç? 2. Kutay? 2. Eren? Tabii chat box'ı. 3 diyorum ben. Kaan? 2. Buğra Gür? 3. Ne sorduk mu? Ne? Sen kaç veriyorsun ilk net? Ya 1.75 veriyorum ben. Ben de 1 veriyorum. Rav yani pek aşkısı iyi değildi bu hafta. Umuyoruz önümüzdeki haftalarda yeni hamlelerle daha farklı şeyler görürüz. O zaman SmackDown'a geçelim. SmackDown Kadınlar Şampiyonluğunda yeni bir çehre Alexa Bliss ve Nikki Cross ikilisi. Boğaç ne diyorsun bu ikiliye? Bayley'den sence kemeri alır mı Alexa? Neden hala aynı isimler? Ben yeni çok sıkıldım abi. Alexa Bliss tamam güzel. O kahvesini alıp ring kenarına gelmesi falan eğlenceliydi. Niye kemer potası yani? Orada kaç tane kadın var?
Hani hepsi mi yeteneksiz, hepsi mi gerizekalı, hepsi mi aptal da onları koymuyorsunuz? Ya da hepsi mi seks apelitesi düşük? Ya yalan mı beyler, Allah aşkına? Bir mendirozu görüyorduk. Bak Allah, mendirozu görüyorduk. Yükseliyordu, yükseliyordu. Ne oldu? Kestiler önünü ya da başka saçma sapan bir story'e verdiler. Doğru. Yani tamam, Alexa kötü değil ama yani ne gerek var? Ne gerek var? Ha, aynen Hikmet'in dediği gibi. O yüzden yani Allah'larından bulsunlar diyorum bu feod için. Uğra Gül, Alexa Bliss bir kanserojen madde gibiydi bir dönemler. Hani yumrukla, DDT ile vesaire kalıyordu. Ya Alexa Bliss kemeri o dönemler geri mi geliyor? Taşımadı. Bak Alexa Bliss kemeri böyle 2-3 ay taşımadı. Her süre çok iyi bir güreşçidir. Gerçekten hani show business dediğimiz hani hem oyunculuk yeteneği hem de aynı zamanda hitabeti, seyirciden geri dönüş alması, tiyatral yetileri Alexa Bliss'in çok iyi. Ama ring içinde kemer taşıyabilecek, uzun süre reign yapabilecek, üst üste maçlar çıkarabilecek, büyük arenalarda insanların profesyonel güreş sevkine hitap edebilecek bir isim değil. Bir silikon operasyonu yaptırdı biliyorsunuz. Ondan sonra efendim? Evet. Kim lan, birinin nefesi kesildi öyle deyince. Evet. Silikon operasyonundan sonra bir türlü toparlayamadı. O ringe dönüşü sıkıntılı oldu. Onun için ana kemer alma süresi uzadı. Ya lütfen bu şey olarak geri dönmesin. Çok uzun bir reign olarak geri dönmesin. Uykunuz ben daha geç. İyi olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Sana dönelim. Zeno demiş bu arada, Alexa Bliss'in Becky'den 10 kat iyi şampiyon olması. Yani ah, ko. Ekeksi şu an şampiyon olmaması. Ya, abiciğim bir şey söyleyeyim mi? Zeno'nun yaptığı yorumlara pek dikkat etmeyin. Ağır bali çektiğini düşünüyorum. Bakın bali çektiğini. Yani dün Sina'yı öven bir yorumdan sonra Sina'yı gömmek için yapılmış bir yorum dedi yani. Olabilir, olabilir. Evet, Eren sen ne diyorsun Alexa Bliss Bayley mevzusuna? İşte en son Nikki Cross contender olmuştu herhalde. Contender için Bayley'e rakip olmuştu show'da. Yani hakkı mı kazanmıştı? Tam hatırlayamıyorum show'u da. Bliss kemeri alsa bile büyük ihtimalle ya aşağı alt seviyeden gelen birine kaybeder ya da Nikki Cross'a kaybeder. Yani Bliss'in yapabileceği en iyi, en makul şey bu. Buğra'nın dediği gibi Bliss iyi bir oyuncu. Hatta forumda bir yorum vardı. Bliss'in yaptığı jest ve mimikleri yükselecek 1000 tane adam var diye. O açıdan Bliss'in ana potada kullanılması önemli ve normal ama reign yapacak o kapasite harbiden de yok. Yapacağı en iyi şey alt seviyeden gelen birine kemeri teslim etmektir. Bir ay falan taşıdıktan sonra. Göreceğiz zamanla. Kaan, senin yorumdan almış mıydık? Hayır. Hemen yorumluyorum. Buyurun. Alexa Bliss. Bence Bayley'den Bliss almayacak. Yine şey olur büyük ihtimalle. Nikki Cross'tan dolayı falan böyle gomutalık karışır. Bayley kazanır diye düşünüyorum. Sonrasında işte Cross Bayley'i yendi ya bu maçı hakkını kazandırmak için. Onu göstererek bir kemer maçına çıkar. O kazanır. Ya da o kazanacakken Bliss buna kazanmamasını sağlar. Onun aralarında fiyo olur. Bliss de kemerden uzaklaşır diye düşünüyorum ben. Yani benim görüşüm bu yönde. Alacağını düşünmüyorum. Almasın da zaten ya. Allah. Vakara Vukara Bayley'nin sevenim var demiş. Ne? Bir saniye. İzi var ya işte. Böyle şey olmaz. Biz seviyoruz kardeşim. Uğra Gür demiştim ama. Ne? Pardon. Ha, Bayley kırmızı çizgi. Ne? Bayley'nin... Bu arada Cyper 12 Allah Allah saldır McLinch yazmış. Yani bu kadar çok için kaldır McLinch. Kemen. Bu kadar felaket evet. McLinch fanları görmek gerçekten gurur veriyor. Ben adamın dibi olduğunu düşünüyorum. Soruyu da alabiliriz. Sorun adamın dibi olması zaten. Ya soru, gerçekten soru bu muydu? Yok. Sormaz değil. Kaldırmak için demiş ya, Beşiktaş'a bir göndermek istiyor. Bekir'in kitle de Tinerci'den hallici olduğu için. Abi,
Beşiktaş'ı üzmeyin. Beşiktaş'ı üzmeyin. Evet, Zeno Burak... Hikmet'e atıyor bu arada. Kafayı kimin bulduğu belli, bu konu dün oldu Hikmet diyor. Onu kritiğini yaptık mı? Dün demiş olabilirim. Peki. Benim dediğimde niye bu kadar takılıyorsunuz yani? Yani bilmiyor, yorumcusun diye herhalde Hikmet. Ya ben 30 yaşında adamım ya. Boşuna. Doğru. Evet, şunu sormazsam artık içimde kalır bu Uğur'a göre. Bailey'nin sevenim var demiş. Bailey'nin Kezban ve Sıdık'a yüzünü seven olmayabilir de başka yüzlerini seven olduğunu düşünüyorum. Mesela insanlara sarılıyor böyle. Sevecen. Yani iyi niyetli birisi. Oh my my, hoş geldin kardeşim. Oh! Numan İnci demiş. Ben seviyorum Bailey'i. Jay White Tobin demiş. De, lan. Sizce Bailey'nin pozisyonu. Evet. Bailey'in iş yapan tek yer orası değil mi zaten abi? Hani herhalde doğru söylemiş. Bailey fan club chatte online. Allah razı olsun. Kardeşim. Zeno Numan, çok tehlikeli bir şey söylemiş. Ben söylemeye dilim varmıyor. Bak Numan en son... Numan en son Paige'i sevmişti ve eyvah. Evet, Paige Rumble'da 30. sıra olarak geri dönüyor. Paige Battle Royale maçına girmişti, evet. Bakalım, inşallah Bailey'nin de aynı kaderi paylaşmasını bekliyoruz. Ne? Hayda. Elansını okuduk, hadi bay bay. O zaman Allahu Ekber deyip Rav'u puanlayalım. Chatbox'ın Bravo puanlamadık mı abi? Bravo puanlamadık ya. Bravo puanlamadık. Zaman geri aktım ya. Ne oldu? Dejavu. O kişi olacak, böyle kafam karıştı. SmackDown'u konuşmaya devam ediyoruz. Shinsuke Nakamura ve Finn Balor. Shinsuke Nakamura aylar sonra ringlerde ve kıtalar arası kemer şampiyonu Finn Balor'da yine bayağı bir süre sonra gördük. Hikmet, Japonya'dan tanıdığımız ikili. Ya ben tanımıyorum da öyle diyorlar. Evet. Ahmet'in kayış koptu. David Nakamura falan diyorlar. Hikmet, Nakamura ve Finn Balor. Shinsuke Nakamura beklenen geri dönüşü kıtalar arası kemeriyle mi yapar? Yani yapsın bir zahmet. Özledik yani. Gerçekten özledim. Bu adam yani bir an öldü falan zannedip kontrol ediyorum geçen hafta. Bu adam ölmemiş miydi falan diye. Haberleri falan kontrol ettim. Artık dönsün de bir zahmet görelim, izleyelim yani. Bu WWE'nin de neydi, White Card olayının en kötü özelliği, 10 tane adam var, 2 şova çıkıyor, gerisi arkada kalanlar bir şey yatıyor. Yok, gerisi yok. Nakamura mesela, Nakamura bence çok güzel yattı yani. Hı hı. Bobo Surf ya, pardon, yatmadı. Yattı Hikmet. Kaan, sana dönelim. Shinsuke Nakamura kaos ne falan demişsin. Shinsuke'yi sevmiyor musun? Kaos ne abi, bilmiyorum ki. Alakası yok senin. Kaos ya işte, her sene çıkıyor bir tane. Ya şey işte ya. Kaos. The Main Event Muscle Man falan mı? Ne yani bunlar? Yok. Ya Güreş Türkiye konsey yayınları gibi düşün. Ya işte İnsanların işte böyle şey olsun, ilgisini çeksin falan diye, işte Numan gibilerin ilgisini çeksin diye ortaya atılmış bir maç, böyle Extreme Rules'ta olur. Evet. Balor kazanır diye düşünüyorum ben maçı. Yani şeyde hani mesela Nakamura'yı öyle hype'lamışlar da, AJ, bayağı hype'tık hani AJ maçı için, oha şöyle böyle. Yani sonu benzemesin diyorum sadece, o kadar. Şimdi Buğra göre döneceğim. Zeno çok tartışmaya açık bir şey yazmış. Mickey Mouse, Finn Balor şovlara çıkmaya başlamış. Ne yapıyor? Gülüp geylik propagandası mı? Burak Gül, bu Finn Balor'ın gay olduğunu biliyoruz. Abi kadının kadının diyorum. Adamın kadın sevgilisi, nişanlısı falan var. Bu ne? Tarkan gibi işte. Acaba gay olduğunu biliyoruz. Biseksüeldir belki. Biseksüeldir. Haydi. Tarkan'ın çocuğu oğlum. Ortalık karışsın, neyse. Yani bu tip insanlar işte nasıl diyeyim, insanlardan utandıkları için, medya baskısı yememek için ilişkisi var gibi gösteriyorlar. Bunlar sen nereden biliyorsun Hikmet? Aksaray'da meşhur galiba. Yo.
Bunların hepsi birer mizansen arkadaşlar. Film Brother erkek gibi erkek yani ketikeli falan. Adam gibi adam. Abi bir şey söyleyeceğim. Zaten ya hayır gay vallahi... de olabilir benim için. Yani. Ya, biseksüeldir belki ya. Niye böyle bakıyorsunuz? Yani? Ya işe yarıyorsa bu tip şeyler biz de koyalım Instagram profiline. Düşüyorsa kız böyle yani. Düşüyor mu? Gride falan yazıp gökkuşağı mı koyalım? Şey Neyse evet iyi. Buğra Gür, Finn Balor, Shinsuke'nin kemerinin peşinde. Pardon, Shinsuke Finn Balor'un kemerinin peşinde. Yani Shinsuke tövbe bismillah. Shinsuke ne ara şampiyon oldu diyecektim. Yok. Balor Shinsuke. Ahmet'in şiraze kaydı ya. Ahmet yok. Çok dağınıksın kardeşim. Kendine yarar. Naçizane kanka. Ahmet, naçizane. Naçizane biraz evet şeyiz. Evet Buğra Gür. Yani şimdi şöyle bir durum var. Shinsuke Nakamura bundan 3 sene önce Uzak Doğu güreşinin bir numaralı ismiydi. Ama biz bunu 3 sene önce söyledik yani. Nakamura, Kakakura falan diyen tipler. Şakşuka. Yani şimdi demek istemiyorum Şakşuka, Şakamura falan da. Yani WWE dedik adamlarla çocukların ayrıldığı yer. Burası yiğidin armağan olduğu yer dedik. Dinletemedik. Bugün Şakamura, Kakakura artık Nakamura söyleyemedim adını. Nakamura da yani ciddiyetten uzak profesyonel güreş kimliğini kaybetmiş. Kendini bulmaya çalışan bir low card şeklinde devam ediyor. Zor muydu tahmin etmesi? Değildi. Ama böyle olmasından da haklı çıkmaklarına ötürü gururluyum da. Evet. Bu da böyleydi. Senin görüşlerini alalım Eren. Ya ben Nakamura'yı şahsen WWE şampiyonluğu reyninden beri adama gıcığım zaten. Hani bayağı gıcığım. Yani o yaptığı hareketler falan çoğunun hoşuna gitse de benim bayağı bir hoşuma gıcığıma gitti. Çünkü cringe'di yani. Bayağı cringe'di. Balor'dan da kemeri alamaz umarım. Hatta ne bileyim Nakamura bu arada hiçbir şey almasın yani. Hani dolaşsın öyle arka alanda görünsün falan. Yani sen, parti segmentleri oluyor ya. Bir dakika ya sen ırkçı şeyi gördüm Eren doğru mu? Yok ırkçılık değil. Ben de direkt Nakamura'ya karşı bir nefret var. O şey değil yani. Ama Asuka'yı severim mesela. Benim sevdiğim. Evet böyleydi bu da. Kutay senin son olarak görüşlerini alalım. Shinsuke Nakamura ve Finn Balor feud'una. Ya Nakamura'yı artık diyecek bir şeyim yok. WWE şampiyonluğu işte bu kemerin peşinden koştuğu dönemden sonra artık bayağı bir arka planda kaldı. Yok edildi artık. Daha Nakamura'nın WWE'de yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha Balor'dan kemeri alırsa güzel mi olur? Yani iyi olur. Yani benim açımdan birazcık keyif alırım. Ama alacağını da düşünmüyorum. Evet. Yorumlara bakıyoruz şimdi ve akıllara dımiz gelir. Sen denizdeki büyük balık olabilirsin ama burası köpek balıkları dolu bir okyanus. Bunun izmi onu AJ'ye diyordum biz. Hadi bakalım. Türkçe mi demiş? Aynen onu AJ'ye söylemişti. Evet Türkçe kanka demiş? Türkçe demiş. Bravo. Türkçe demiş. Alkış. Yani bakalım köpek balığı mı, okyanus mu? Shinsuke Nakamura WWE ana kadrosuna çıktıktan çok kısa bir süre sonra WWE şampiyonu maçına çıktı. Yetmedi. Sene sonuna AJ ile bayağı serilere çıktı. Ve hepsinde de başarısız oldu ama Midcard'da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Birleşik Devletler şampiyonluğu ile bayağı başarılı oldu. Bakalım kıtalar arasıyla başarılı abi, olacak. Abi maça çıkmadı kemerle ya. Kaç günlük reyni vardı adamın. Bir maça çıktı onda da kemeri salmış zaten. Nakamura şeyi mi kazandı? Birleşik Devletler kemerini mi kazandı? Evet. Yeni haberim oluyor Cefar diye bir logo 7 saniyede bitirdi maçı ya. Ondan sonra adam 3 pay per view mu 2 pay per view mu maça çıkmadı. Delirtmeyin adamı. Kayboldu lütfen. Kayboldu. Nerede bu o, kemer muhabbeti? Çekildi? Hatta Brock Lesnar version 2 haberleri yaptık ya forumda. Aynen. Yapmayalım bunları. Yani Nakamura böyle. Abi Nakamura modern zamanın Takamichi Nokusu'dur. Ne? Sevgiler. Ya abicim sen bu ismi çalmışsın değil mi? 10 kere falan. Kim oğlum bu adam? Oğlum Michinoku, Tajiri, Funaki Yoshi. Bunlar yani eski değerleri. Yoshitatsu. Yine iyi. Şimdi Tajiri hakkında bir şey Funaki. Söyleyeceğim.
Şimdi abi şey Taji de adamdır. Bursa'da Turkish Power Wrestling şovunda Bursa Hilton Otel'in 22. katı 222 no'lu odada Tajiri ile Page yakalanmış diye ben bir haber duydum. Numan hesap ver. Bursa yerel magazin. Abi Tajiri Undertaker'ı yenmiştir. Tajiri adam. Önce Bilgehan Demir sonra Tajiri sırayla. Ya siz gene Bilgehan Demir zaten çok ülkede gündem oldu. Onu bilmeyen yoktur da. Yani böyle bir şey var. Buğra Gür. Bilgehan Demir gerçekten Paige'e, Paige'in kocası, ya kocası olmuş diye ayıp, ayıp olur. diye bir şey duydum. Flörtleşmişler. Ay be. Evet evet evet. İddia şey geldi. Bir itiraf geldi. Tajir'in anahtarını çalıp ben girdim o odaya. Numan İnci. Ondan sonra eve kapandım. Yani şaşırmıyorum Numan. Neyse Bursa yerde bırakmış. Keşke Bursa Hilton Oteli'nin güvenlik kamerası görüntüleri de medyaya yansısaydı ne diyelim yani. Ya Tajiri'nin mi bir finisher'ı vardı? Tükürük yeşil bir şey tükürüyordu. Onu yapmış. Green mist. Ama onu Tajiri sadece yapmıyordu. Onu Tensai de yapıyordu. Onu zaten ya, yapmaya kalmadı ya bu işi. Ya Tensai ne bir ay güreşmiş, kaybolmuş, gitmiş boş kasa. Abi Tajiri iyi adam. Undertaker'ı yendiğine göre var yani. Tajiri adamdır. Undertaker'ı yenmiştir. Neyse tamam. Hadi Ahmet devam evet, edelim. Konudan sapmayalım. Tajiri'den sonra son artık SmackDown'a dair. Zaten SmackDown'a dair konuşacak çok az şey var. Shane McMahon SmackDown'a cehennem yaşatmaya devam ediyordu bize. Elias'ı biliyorsunuz maça sürmüştü. Eğer Elias yenersen ben de maça çıkarsın demişti. Fakat Elias'ın bizi yenmesini saldı Shane. Shane ayrıca Undertaker'a da bayağı bir şovun açılışında varyansın etmişti. Acaba Undertaker Shane mi izleyeceğiz? Shane McMahon'ın dominasyonu devam mı edecek? Shane biliyorsunuz hem Raw'da hem SmackDown'da. Kaan senle başlayalım. Ya aslında bu söylediğin iyi olur. Undertaker Shane çıkarsa SummerSlam'a. Bir Shane bir de orada Undertaker'ı da yener üstünde. Misler gibi. Oradan da ana kemere doğru. Artık önde hiç kimse kalmaz. Zaten Kofi falan. Aslında şey olsa Lesnar Shane Fuse'u olsa bir de Lesnar başarısız cash'in yapsa Shane'e. Bak bak. Doğru. İyice artık. Biliyorsunuz WWE'de VAR uygulaması ilk defa kullanılmıştır. John Cena ile olan bir maçında Vince McMahon ringe gelip ekrana bakarak maçı yeniden başlatmıştır. Ya da karar aleyhini mi değiştirmiştir? Tam emin değilim. Hatırlayan var mı o maç? Ben hatırlıyorum. Teşekkürler. Şimdi Shane McMahon da böyle bir baba torpiliyle şampiyon olup keşinini şey yapsa, Brock Lesnar'ın keşinini hiç etse aşırı eğlenceli olmaz mıydı ya? Ah Rabbim nasip et ne diyebilirim ki? En iyi şey olsun Brock keşin yapmaya gelsin ondan sonra bu Daniel Bryan'ın Mark Henry'ye yaptığı zaman Teddy Long'un Mark Henry sakat deyip maçı iptal etmesi vardı. o olsun ya. O çok güzel olur ya. Ben de çok üstünlük olmadı. Ben hatırlamıyorum. 2011 yılında acayip olaydı o ya. No dediği dönem mi Daniel Bryan? Yok ondan önce. Evet. O zaman no evet yıldı. No dönemi. No diyordu ya. No diyordu ya. Ya United States kemerinden sonra işte çantayı aldığı dönem işte 2011. AJ ile birlikteyken. Evet chatbox'ta Shane McMahon kim CM Punk özentisi kimi hırsızı demiş. Yani tamam. O gimmick hazırlayan Vince McMahon'dı. O da onun oğlu yani. Ne diyorsun buna? Ben mi? Lütfen evet. Valla tamam diyorum böyle. Hani nasıl deyip gerçekten her Best in the World olan şey mi? CM Punk'tan mı özenti olacak? Chris Jericho da Best in the World'tü. Hatta CM Punk'tan önceydi yani. Ayıp. Tabii canım. İki Undisputed Champion olduğu zaman. Ha, aynen yani. 2000'lerin başı. O onda mı CM Punk özentisi? Ayıp bir şey var ya. Evet kim kimin özentisi Eren?
Abi ben bu konuda CM Punk'ı tutarım ya. Jericho'ya zaten şu Dominion Show'undan sonra bir negatiflik beslemeye başladım biraz. Çünkü yani o maç adam nasıl diyeyim, yani bana göre böyle baltaladı gibi gelmişti o. O zaman o maçtan sonra tamamen artık yani best in the world dedim Punk. Gözümde o abi hep oydu zaten. Bundan sonra da odur yani. Gerçek best in the world Kazuchika da Kagawa. Ne? İşte, evet. Numan'ın sevgilisi. Şibat. Her sene birisi parlıyor. 2017 Okada, 2018 Omega, şimdi Willow Spray. Çok acayip. Yani sürekli birileri parlıyor ve hiçbirisi hiçbir boka yaramıyor. Monster aynı. Hoplayın. Al işte. Hazır ol. Bir yani Numan sal diyecek şimdi sana. Hazır ol. Gelsin. Yandın lan yani. Bari düzgün. Neyse Jay White'a laf atmadı en azından. Jay White'ın ben... Bir de onu atsaydın Numan abiyi yağlardı onu, sıvardı onu. Yani Jay White dediğiniz adam da böyle nasıl diyeyim süzmezi, geri zekalı bir tipi var herifin. Yani. dur ciddi bir soru geldi. Bence konuşalım. WWE'de olmamak hiçbir olaya yaramamak mı oluyor? Tam olarak evet. Öyle oluyor. Bir, ben o kelimeyi kullanmadım. İki, evet o oluyor. Şimdi Burak Ür'ü ben böldüm, özür dilerim. O bir şey söyleyecektim. Ya tabii canım, tabii adamlarla çocukların ayrıldığı yer. Abi şimdi şöyle bir durum var. Dünyada tek bir tane global profesyonel güreş şirketi var. O global profesyonel güreş şirketinde worldwide bir isim olmadıysan ya hiçbir şeye yaramamam. Tamam bu kadar uç değil ama ya çok büyük güreşçi olmuyorsun abi. Yani Hulk Hogan'larla, işte Stone Cold'larla, Dwayne Johnson'larla, bu işte Okada'ları, Kagawa'ları falan yan yana koymayalım. Neydi Galatasaray sahibekinin adı? Nagatomo. Nagatomo'ları yan yana koymayalım. Solbeck. Yani. Solbeck var ya, aynen. Yani neyse. Ya abi çok basit bir şey var. Ya ikinci bir yorum gelmiş, onu da okuyalım. Madem bu şey devam ediyor ufaktan. WWE adamlarla çocukların ayrılığı yer diyorsunuz. Şirket çocuklara yönelik şov yapıyor 10 yıldır. Abi olay bu değil ki ama. Sen abi, dostum çok yanlış gelmişsin. Olay bu değil ki abi. Yani bu şirketin çıkardığı isimler hep ana akım medyada yer bulabilen isimler rahatça. Yani bunun evet, herhalde modern zamanda en önemli örneği şu an John Cena olsa gerek. Yani. Burada şunu da söylemek lazım bence. Bundan 5 sene önce, 3 sene önce indie arenasındaki adamlar o bütün çabalarını WWE'ye gelmek için vermiyor muydu abi? Yani. Hala veriyorlar. Hala hani yok, bu arada zaten şey haberleri var ya, hani WWE'dekiler memnun değil falan filan diye. Hani şu an biraz azalmış olsa da bundan 3 sene önce, 5 sene önce bu adamlar ya, WWE arenasına çıkmak için çaba veriyordu. Ya profesyonel güreş medyalarının, haber bültenlerinin ciddi bir money talks olduğunu düşünüyorum. Yani evet, arka alan, efendim? Bayağı öyle zaten. Hani. Ya arka alandan ne istersen yazdırabiliyorsun ya. Lan o profesyonel güreşe 35-40 senesini vermiş bir adam, anasını satayım, tek yaptığı WWE karşıtlığı propagandalar, bunun sebebi de birilerinin ona sponsor olması ya. Yani çok saygın bir camia olduğunu düşünmüyorum ben pro wrestling medyasının açıkçası. Ne görüyoruz? İşte ne Double or Nothing show yaptı AEW. Bakıyorsun anasını satayım 100 bin satmış. Affedersin de nah 100 bin sattı yani. Yok öyle bir şey abi. Maksimum 10 bin satacak show. Şova 100 bin sattı, 200 bin, 300 bin sattı. TNA'de yapmıştı bunu zamanında. İşte 2010-2011'de rating savaşlarındayken. Bitti gitti abi. Karşılığı olmayan şeyler. Ha tamam, WWE bugün kötü durumda. WWE senaryo olarak kıtlık çekiyor. Yeni yıldızlar yaratamıyor. Ama karşısında da AEW şirketinde bir tane worldwide isim var. Hadi bir buçuk. Birisi Chris Jericho. Diğeri de Cody Rhodes'un abisi. Worldwide iki isim var yani. Bir buçuk o da. Yani diğerleri indie sinekleri. Bu gece Fighter Fest var.
Kim izleyecek? İzleyen ya, Numaninci. Numaninci. Numan canlı izleyecek Burak. Jim Meltzer izleyecekmiş şovu. Beynine yani, tüküreyim gibi. Yani bilmiyorum. Gene Omega. Omega abi. Bak, kim o ya? Gene Omega neden worldwide değil biliyor musun? Global bir şirkette güreşmedi. Televizyon kanallarının 20'den 30'dan fazla yayınladığı, ülkede yayınlandığı bir şovda çıkmadı. Promotionları, reklamları yüksek etkinliklerde bulunmadı. Onun için Omega worldwide bir isim değildir. Yani worldwide olmak başka bir şey. Japonya'da, Birleşik Devletler'de, Kanada'da, İngiltere'de görünmek worldwide olmak değildir abi. Worldwide kimdir biliyor musun? Stone Cold'tur. John Cena'dır. Dwayne Johnson deme gereği duymuyorum bile. Adam bir film... Dwayne Johnson öfkeliği kaçırıyormuş böyle. Batista deme gereği duymuyorum bile. Batista'nın geçtiğimiz gün çektiği film 105 ülkede aynı anda gösterime girdi abi. Yani lütfen. Hiç mesela filmlerde falan oynamaz ama Undertaker'da worldwide'dir mesela. Herkes bilir. Undertaker'ın oynadığı film var ama. Dünyanın neresinde olursa olsun meet and greet yapar. Bak worldwide olmak budur abi. Yanlış anlamayın ama söylemek istiyorum yani. Bu arada... Bir muhabbetteyiz. Boğaç, hemen SmackDown isterseniz bitirelim de kaydı. Söyle. Doğru söylüyorsun. Çok dağılıyor konu. Evet, SmackDown böyleydi arkadaşlar. SmackDown'dan bahsettik. Shane McMahon, Shinsuke, Finn, Bayley'den bahsettik, Alex'ten bahsettik, Cross'tan bahsettik. Hemen ve SmackDown'u puanlayalım. Chatbox'a da soralım. Hemen yorumcu ekibimize de soralım. Kutay, kaç puan veriyorsun SmackDown'u 5 üzerinden? 2.5 hani diyeyim. Evet, Hikmet? 1.50. Eren? 2 yeter ya. Kaan? Sağ ol Kaan. Ne diyeyim? 2 işte ya. Ay. Doğru. Burak'ır? Ben de 2 diyorum. Evet, SmackDown'da o zaman böylelikle nokta alıyoruz. Çok teşekkür ederiz bu haftada biz dinlediğiniz için. Raw ve SmackDown'ı yine her zaman olduğu gibi Güreş Türkiye YouTube kanalında. Cuma günü de yine. Cuma günü saat 22.00'da yine sizlerle birlikte olacağız. Raw ve SmackDown gündemini konuşmak üzere Güreş Türkiye ailesi olarak hepinize iyi günler.